Herkese merhaba. Sayfamıza like atıp abone olmayı unutmayın. Bugün ne yapıyoruz? Saç nasıl uzatılır? Boncuk kaynak nasıl takılır? Ve video başlasın. Evet, bugün görmüş olduğunuz Şirin Bayan'ın saçlarına uygulamaları boncuk kaynak nasıl yapılır? Saçlarına enseden 1 sıra bir sıra ayırmamızın sebebi boncuk kaynak takıldıktan sonrasında ense toplamında amaç burada gözükmesi. Yani gözükmemesi için enseden bir sıra ayırıyoruz. Bu şekilde. Daha önceden hazırlamış olduğumuz misina içine misinaya takılı olan boncukları bunları hazırladık. Saç rengine göre boncuk tercihi çok önemli. Sarı saçlar mesela siyah bir boncuk takmış olsaydı burada toplandığı zaman da gözükebilirdi. O yüzden saçın rengine göre boncuk tercihi çok önemli. Thank you.
buradan birden 10 ayar takıldıktan sonra saçları kararken maske veya iparken maske yapıyor. Yani bu zaman kendi saçınız gibi yıkamaya ve taramaya devam ediyorsunuz. Yani sararken ilkten değil de biraz daha ucundan tarıyorsunuz. Ucundan taradığınız zaman hiçbir problem yok. Ama direkt ilkten taramak isterseniz boncuklara da saçınıza zarar verebilir. Boncuk kaynağı saçtan kadar süre kalır. Bu boncuk kaynağı benim tavsiyem yani 2-3 ayı geçirmezseniz iyi olur. Çünkü bu boncuk kaynaklar takıldığı yerde saç uzadığı için bu boncuk kaynaklar aşağıya doğru iniyor. Aşağıya doğru indiği zaman ne oluyor? İpte, saçta bulaşmalar, düğümlenme, yani rahatsız etmeye başlıyor. Yani benim tavsiyem 2-2,5 ay. Saça göre 3 ay olabilir. 3 aydan fazla yani ben tavsiye etmiyorum. 4 ay, 5 ay, 6 ay bundan diyebilirler. Yani o kesinlikle saçınıza zarar verir. Kullanırken de artık önce girirken, sararken saçlar dökülmeye başlar. Yani kaynak saçlar, dökülmeye saçlar. Yani bu da saçınızın üzerine etli saç var. Bunun ağırlığı yoğun oluyor. Boncuk kaynak saça zararlı mı? Saça ekstra daha sonradan takılan boncuk kaynak, çırt çırt, keratin, yani postiş, silikon kaynak, keratin kaynak, bunların hepsi az veya çok saça bir zarar veriyor. Ama saça en az zarar veren boncuk kaynaktır. Neden boncuk kaynak? Boncuk kaynakta boncukların içinde plastik bir yapı var. Plastik bir yapı. Yani saça sıktığınız zaman bu direkt plastik yapı saçı tutuyor, yani kırılmıyor. Direkt metal bir, yani plastik yapı olmasaydı saçı kırıp zarar verirdi. İçindeki plastik yapı da zarar vermiyor. Şimdi takmış olduğumuz kaynaklar tekrar nasıl çıkartılır? Boncuk kaynar, bakımı nasıl yapılır diye bir video çekiyorum. O videoyu da izleyebilirsiniz. Boncuk kaynak bakımı nedir? Şimdi bu çıkarmış olduğumuz, bak bu şekilde tersine sıkıyoruz kaseyi, çıkartıyoruz. Bu çıkarmış olduğumuz boncuk kaynak saçlarımızı bu keratin, keratinsi doku yapıyı tekrardan makineyle yeniliyoruz. Yani bunu neden yapıyoruz? Hem saç dağılmasın diye ve tekrardan takarken takıldığında burada herhangi bir kullanıcıya bir zarar vermesin. Burada bir yoğunluk, şişlik olmasın diye. Bunları tekrardan keratini yeniliyoruz. Orada bir uygulama video çekmiştim. Oradan izleyebilirsiniz. Sormak istediğiniz soruları yorum yapabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olun. Çekmemi istediğiniz videolar varsa yorum yapabilirsiniz. Boncuklar tek kullanılır. Daha sonrasında tekrar boncuklar çıkartıp saça takmaya çalışmayın. Yani bunu bir sonuç alamazsınız. Boncuklar da kutuda bu şekilde geliyor. Yani bu kutuda 500 tane boncuk çıkıyor. Bu kutuda yani 20 lira, 25 lira o civarlarda bir fiyat var. Çok öyle pahalı bir fiyatı yok boncuk. O yüzden çıkmış olan boncukları tekrardan tasarımda yolaşmayın. Bakmış olduğunuz saçları tekrar mesele dersiniz. Tekrar çıkartıyoruz. Ve bakın saçlarımız hiçbir sorun yaşamıyor. Bu şekilde tekrar. Thank you.
tekrar söylüyorum. Sayfamıza like atıp abone olmayı unutmayın. Sorularınız için yorum yapabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın.